Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyor ve başlıyoruz. Geldik 4 halife dönemine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti ve artık yerine birini halife seçmemiz gerekiyor. Süreç nasıl işledi? 4 halife dönemine baktığımız zaman görmüş olduğunuz süreç bu. Bakın bu 4 halife dönemi dediğimiz kısımda yani Hulefai Raşidin dönemi dediğimiz kısımda arkadaşlar ee, bizim için önemli olan şeyler bu şekilde tablolu bir halde burada verilmiş. Hocam 41'e kadar çıkardıysanız o 41'e kadar çıkardıklarınız şu an hiçbir işinize yaramayacak. <laughs> 43'ten sonrasından sorumluyuz. Şimdi 4 halife dönemi ile alakalı bu görmüş olduğunuz tablo ve bu tabloda sorulabilecek soruları biraz konuşalım mesela. Sonra da e, şeye geçeriz. Bir kere Hz. Ebu Bekir dönemiyle alakalı bir soru gelecekse bu gerçekten burası olabilir. Mesela ridde hadiselerini uzun uzun anlatacağız. Neden ridde hadiseleri yaşanmış? Sebepleri nelerdir? Sonuçları nelerdir? İslam tarihi açısından önemi nedir? Bunu konuşacağız. Akraba savaşının İslam tarihindeki önemini mutlaka konuşacağız. Neye vesile olmuştur? Bunu konuşacağız. ecnaden savaşı Hz. Ebu Bekir döneminde Yapılmış tek bir savaş diyebiliriz. En büyük savaş olarak baktığınızda bu bizim için ne ifade ediyor? Bunu konuşacağız. Hazreti Ömer dönemine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Fetihler burada önemli. Hem Suriye fetihleri hem de İran fetihleri. Suriye'de Yermük Savaşıyla İran'da Nihavend Savaşı bu fetihlerin sona erdiği artık fetihin gerçekleştiğini ifade edeceğiz. Bu savaşlara dikkat ediniz lütfen. Onun dışında Hazreti Ömer'in icraatları, Hazreti Ömer'in içtihatları, Hazreti Ömer'in e, uygulamaları bunlar bizim için önemlidir ya da e, mu muvafakati Ömer dediğimiz kavram bizim için önemlidir gelir. Hazreti Osman dönemine baktığımız zaman arkadaşlar, Hazreti Osman döneminde bir savaş gelecekse zatü Savari savaşı gelebilir. İlla bir savaş gelecekse baktığımız zaman. Yine mushafın çoğaltılması gelebilir. Ve Hazreti Ömer'i düşündüğüm zaman ikiye ayıracağım. Birinci altı yıl, ikinci altı yıl. Birinci altı yılda çok güzel hiçbir şey yok ama ikinci altı yıl karışıklık dönemi olarak karşıma çıkacak. Ve bu dönemde yaşanan olaylar Hazreti Osman'ın şehadetine kadar ilerleyen süreçte neler yaşandı bunları konuşacağız. Ve ÖSYM e bu iç karışıklıklar ya da halifenin uygulamalarından kaynaklı sebepler ve benzeri buralardan sorular sorabiliyor. Dikkat ediniz gelme ihtimali var. Hazreti Ali dönemine baktığım zaman ise Hazreti Ali döneminde iki tane muhalif gruptan bahsedeceğiz. Bir tarafta muhalefetin başını çeken Hazreti Ayşe. Güzel bir şekilde yazarım bunları. Bir tarafta ise yine muhalefetin başına Mekke'deki muhalefetin lideri Medine'deki muhalefetin lideri Hazreti Ayşe. Ee, Şam'daki muhalefetin lideri ise Muaviye'dir diyeceğiz. İki tane muhalif grupla iki tane savaşımız söz konusu olacak. Müslümanların ilk defa çarpıştığı savaş olan Cemel savaşıyla nasıl söyleyebilirim? Mezhep kavramını da bana tanıtan La hukme illa lillah ifadesiyle karşılık bulan Sıffin Savaşı ve bunun sonucundaki Harici meselesi ve Hazreti Ali'nin şehadeti sonrasında işte kısa bir dönem Hazreti Hasan halifelik yapacak. Orada işte Amül Cema'a dediğimiz bir dönem yaşanacak. Ondan sonrasında dört halife dönemi kapanacak ve Emeviler dönemi başlayacak. Muaviye'nin başa geçmesiyle Emeviler dönemi başlayacak. Genel çerçevede baktığımız zaman bunu ifade edebiliriz. Neyle ilgili? Ee, kısaca halife, dört halife dönemi ne demektir? Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi gelelim halife kavramı benim için ne ifade ediyor? Mesela şuraya yukarıya yazalım. Masum'un pili bitti galiba. Klasik Türk usulüyle böyle elektriklendirerek çalıştırmaya çalışalım. Şimdi halife nedir? Önce onu şey yapalım. Bir yazalım. Şurada benim notumda boşluk var. Ben buraya yazacağım. Siz de yazın veya ekran görüntüsü alın ona göre. Halife kavramı. Halife dediğim zaman kelime olarak birinin yerine geçmek demektir. Birinin yerine geçmek anlamında kullanılıyor. Yani nedir halife dediğin? Temsildir aslında ya da vekalettir baktığın zaman. Terim olarak halife kavramıyla ilgili ne söyleyebilirim? Terim olarak düşündüğümde ise Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hatta sonraki diyelim sonraki devlet başkanlığı kurumudur. Burada halifenin hem siyasi bir rolü vardır hem de dini bir rolü vardır. Çünkü artık İslam devletinden bahsediyoruz burada. Halife kavramı arkadaşlar... Risalet hariç. Çünkü son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Risalet hariç peygamberin yerine geçecek ve onun dünyevi otoritesini temsil edecek bir kurumdur. Bunu da not olarak düşebiliriz yani. Not olarak halife kavramıyla alakalı ne diyoruz? Risalet hariç Risalet hariç peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yerine geçerek yerine geçip onun dünyevi güzel yazanadık onun dünyevi otoritesinin temsilidir. Otoritesinin temsilidir. Bir temsilden bahsediyoruz. Hem dini hem dünyevi olarak da ifade edebiliriz burada. Şimdi peki, halife dediğimiz kavram bunu ifade ediyor bizim için ve dört halife döneminde yaşanan olaylar. Halifelik dediğim şey arkadaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra e, ilk problem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu problem sadece aslında halifeyi seçme problemi değil, aynı zamanda mezheplerin ortaya çıkışını da etkiliyor. Yani biz başımı bir tane halife seçelim manasında değil. Bundan sonraki süreçte mezhep nedir? Mezhepsel bakış açısı nedir? Mezheplerin bakış açısında halifelik nasıl ortaya çıkmıştır ve benzeri pek çok şeyi de ortaya çıkarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra arkadaşlar Hazreti Ebubekir dönemiyle başlayarak Hazreti Ömer, Hazreti Osman ile devam edip Hazreti Ali ile sona eren bu dönem dört halife dönemi dediğimiz Hulefai Raşidin dönemidir. Raşid halifeler dönemi. Dört halife dönemi olarak da isimlendirebiliriz burayı. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz başa geçecek ve Hz. Ebu Bekir'in halifeliğini nasıl anlamalıyım? Hz. Ebu Bekir nasıl halife seçildi? Bunu iyi bilmem gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Dört halife dönemini anlatırken halifelerle alakalı arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bir halife nasıl başa geçti? Yani nasıl seçildi? Ya da atandı. Bunu mutlak surette bilmem lazım. Halifeliği nasıl sona erdi? İşte öldü mü? Şehit mi edildi? Başka bir şey mi oldu? Nedir yani bunun sebebi? Bunu mutlak surette bilmem gerekiyor. Halifeler dönemiyle alakalı her bir halife ile ilgili ÖSYM sorularını sorarken her birinin en can alıcı, en ayırt edici ya da bazen ayırt etmeyici olsa bile bir yerlerden yakalayıp o soruyu size çözdürecek bilgiler verebiliyor. O yüzden iyi bilin, dikkatli olun. Soru çözerken de Sakince gerekirse tane tane okuyarak soruyu çözün. Çünkü çok basit şeylerle kaçırabiliyorsunuz. Bunu ifade edeyim. Şimdi Hazreti Ebubekir'e baktığımız zaman Hazreti Ebubekir şimdi e, halifeleri tanırken arkadaşlar kabilesini de bilmem gerekiyor. Neden kabilesini bilmem gerekiyor? Şöyle söylüyorum. Çünkü kabilesinin şahsi hayatını ya da kabilesinin getirilerini ele aldığını görüyoruz. Mesela Hz. Bekir'in ya da onun soyunun, onun kabilesinin bir soru sorayım şimdi. Eee Darun Nedve'deki görevi neydi arkadaşlar? Hz. Bekir'in Darun Nedve'deki görev yani İslam öncesinde e, Mekke'nin hizmetkarları olarak düşündüğünüzde Hazreti Bekir'in bir görevi vardı. Mesela işte riyaset, kıyade, eşnak, sifaret gibi görevler vardı. Hazreti Bekir'in ve Teymoğullarının görevi neydi? Eşnak. Eşnak ne demek? Eşnak ne demek? Bilmiyoruz. Biliyoruz da sesiniz geç geliyor. Birazdan yazacağız. Diyetlerin ödenmesi. Diyetlerin ödenmesi. Evet. Hazreti Ebubekir'e baktığım zaman arkadaşlar Teym oğulları kabilesine mensuptur Hazreti Ebubekir. Unutmayınız. Teym oğulları. İşte oğulları işte bu az önce söylediğimiz Eşnak Vazifesini yürütmektedir. Hazreti Ebu Bekir'i tanıyabilmek için bazı isimlerini söyleyebiliriz. Şimdi ee, şöyle de bir durum söz konusu. Bazı soru bankalarında bu isimlerle alakalı sorular görebiliyorsunuz. O yüzden bunları da yazalım. Hazreti Ebu Bekir'in cahiliye dönemindeki ismi Abdül Kabe ydi. Abdül Kabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslüman olduktan sonra onun adını değiştirerek Abdullah demiştir. Yine cehennemden azat edildiği müjdesi sebebiyle Atik ismini alıyor. Yine hicrette arkadaş, hicret esnasında Sevr mağarasına sığınan o arkadaş olması sebebiyle Yari Gar, mağara arkadaşı olarak ifade ediyoruz. Ebu Bekir Sıddık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz miracı yükseldiğinde dönüyor geliyor o süreçte Hazreti Öbekir e, şehirde değil şehir dışında müşrikler gidiyorlar girerken şehre girerken diyorlar ki senin Muhammed Haş Hazreti Muhammed yani e, işte şöyle olmuş buradan Kudüs'e gitmiş oradan Rabbi ile görüşmüş geldi bize bunları anlat da şöyle böyle S işte, söyler söylüyorlar Hazreti Ebu Bekir ne diyor? O söylediyse doğrudur diyor. O söylediyse doğrudur. Bitti yani. O yüzden de Ebu Bekir Sıddık lakabını, ismini alıyor. Servetini, malını, mülkünü Allah yolunda harcadığından dolayı eski elbiseler giydiği için kendisine Zülhilal ismi veriliyor. Yine çok şefkatli ve merhametli olduğu için de Evvah ismi verilmekte arkadaşlar. Kişiliğine baktığımız zaman ne dedik? Teym oğulları kabilesinden. Teym oğulları kabilesinden. Asabiyetten kastınız nedir hocam? Anlayamadım. Yani bu süreçte, bu durumda. İki. Başka ne söyleyebiliriz? Şimdi 573 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yaş küçük olduğunu biliyoruz. Babası Ebu Kuhafe. Babası yine Teymoğulları Ebu Kuhafe. Ya, lakabı bu. Adı Osman. Teymoğulları kabilesine mensup 573'tür doğumu. Teymoğulları kabilesi dedik. İlk Müslümanlardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ee, eşnak görevi asabiyet yani evet bir soyun o soya ait bir görev olarak düşünebilir, değerlendirebiliriz. Peygamberimiz diyor ki yani insanlara İslam'ı anlatırken gözlerinde de olsa bir şüphe, bir tereddüt vardı diyor. Ama diyor Ebu Bekir'de böyle bir durum yoktu diyor. Hiç tereddütsüz bir şekilde tereddütsüz bir şekilde iman etti diyor. İlk Müslümanlardan. Hatta biz siyer kitaplarında görüyoruz Hazreti Ebubekir'in eliyle Müslüman olan kişiler diye.